hal vardır demişti. İsim cümlesi hal olunca rabt-ı vav zamirledir. Burada da yine vav ve nahnu, nahnu zamiri de o tecaluh. Yok. Bir dakika, ayetin lafzına bakayım. Allah'ım. Evet. Ve nahnu nusebbihu bihamdike. Evet. O şey, rabt sadece damirle, vavledir. Damir değil. Sadece vavledir. Kema tekulu mesela dersin, ene etuhsinu ila fulanin ve ene ahakku minhu bil ihsan. Mesela bu örnekte yine hal cümlesi, isim cümlesi ene ahakku minhu rabtı vavle ve tabi burada damir de var ama rabtı vavledir. Evet. Etuhsinu ila fulanin ve ene ahakku minhu bil ihsan. Yani cümle haldir hepsi. Cümle. Ha cümle haldir. Ene mübtede ahakku haberdir. Minhu ahakku ve taalluk edip lehsanide öyle cümle tuhsinun faalinden haldir. Dolayısıyla Rab sadece damiledir. Vavledir. Rab sadece vavledir. Evet. Bihamdike bu da fi mevdu'l hal. Bu car-ı mecrur da mahalle mansub haldir. Evet. Ey nusebbihu hamidine leke. Ama tabi bu bihamdike nusebbihunun de müstetir damirden haldir. Buna bu böyle olunca hali mütedahile diyorlar. Hali mütedahile yani haller peş peşe geliyor. İkinci hal birinci halin damirinden. Halse bunlara hali mütedahile diyorlar. Ey nusebbihu hamidine leke mültebisini bihamdike. كَقَوْلِ تَعَالَى وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا أي دَخَلُوا كَافِرِينَ Nasıl ki وَقَدْ دَخَلُوا حَالْدِرْ بِالْكُفْرِ de onun damirinden hal ise bu da öyle. وَنُقَدِّسُ لَكَ Yani وَنُطَهِّرُ أَنْفُسَنَا لَكَ Yani biz seni tesbih, hamd ederek tesbih ederiz ve senin için kendimizi her türlü ayıplardan temizleriz. Şimdi burada müellif, müfessir nukaddisuye bir mefhul takdir etti. O da enfusena ve leke car-ı mecrur nukaddisuye taalluk etti. Yani leke sıra oluyor. Biz senin için kendimizi tatil ederiz. Evet. Ve kıyla bir kavle göre tüseb et tesbihu ve takdisu تَبْعِيدُ اللّٰهِ مِنَ السُّٰئِ مِنْ سَبَّحَ فِي الْأَرْضِ وَقَدَّسَ فِيهَا اِذَا ذَهَبَ فِيهَا وَأَبْعَدَ yani, burada hem tesbih hem takdis Allah-u Celle Celaluhu her türlü uygunsuz, güzel olmayan, çirkin olan şeylerden uzak olduğunu ne yapma? Kalple inanıp dille ikrar etmek. Bu nereden gelmem min sebba fil ardı ve kıddese fiyha ila zehebe fiyha ve eb'ada. O manadan gelince. Yani o zaman tabi nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek özellikle o takdis Allah'ın takdisidir. Kendi nefislerinin takdisidir. Allah'ın takdisidir. لَكَ جَارُ مَجُونُ قَدِّسُ وَيَتَعَلُّ قَدَرِ Evet. Tabi o zaman نُقَدِّسُ lazımı olur. Yani bu manaya göre. وَنُقَدِّسُ لَكْ Evet. وَقَدَّسَ فِيهَا kelimenin lugavi anlamı yani yerde uzaklaştı. O manada. Tabi buradaki anlamı ise yani seni her türlü münasip olmayan, güzel olmayan, çirkin şeylerden seni uzakla. Yani senin uzak olduğun ki biz ona tenzih ederiz. Evet. Bu tür bazen fiiller geliyor. Yani
feale babında olduğu halde harfi celle müteaddi olan. Yani nukaddisü tebid anlamında onu kabul edersek, yani nukaddisü lek nukaddisuke, seni tebid ederiz. Uzak olduğunu, her türlü ayıplardan uzak olduğunu biz yani inanırız. Tabi bu da netice itibariyle tatil anlamı gibi oluyor. Yani Allah'ı her türlü ayıptan uzak tutmak, yani münezzeh olduğunu ifade etmiyor. Yani netice itibariyle iki mana da aynı oluyor. Ama birincisi takdis, tatil anlamındadır direkt. İkincisinde takdis, tebeyd anlamındadır. O tenzih anlamı dolaylı olarak ondan almış. Kâle Rabbül Alemin onlara cevaben enni a'lemu mâ lâ ta'lemun. Sizin bilmediğiniz şeyleri ben bilirim. Ey a'lemu minel hikemi fi zâlike. Bu Adem'in yaratılışında öyle hikmetler bilirim ki mâ huve hafiyyun aleykum. Size uzak olan, size kapalı olan, yani bilemediğiniz hikmetleri bilirim. Yani yekunu fihimul enbiya vel evliya vel ulema. Yani mesela o hikmetlerden birisi, o yaratacağım insan, Adem oğlunun zürriyetinden peygamberler olur, dostlar, Allah'ın dostları olur ve alimler olur. Ki zaten önemli olan nedir? Kıymetli şeylerdir. Mesela bazen siz diyelim ki aldığınız eşyadan kayda değer olmayan bir sürü eşya alırsınız veya bir sürü eşya yanınızda olur ama kayda değerleri hiç onları anlatmazsınız. Fakat kıymetli bir şey olursa onların arasında sadece o kıymetli şeyden dolayı öbürleri de icabında korursunuz, kollarsınız. Yani burada Allah Celle Celaluhu insanları yaratmış. Evet, çokları yaramaz ise de ama aralarında kayda değer, önemli olan kimseler var. Peygamberler, veliler ve alimler. Evet. Ki zaten onlar yaratılış gayesini de en iyi hem ifade eden hem yerine getiren onlardır. Yaratılış gayesi ibadettir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Bunlar da peygamberler, veliler, alimler o ibadeti en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırlar. Dolayısıyla onlar itibariyle de o yaratılış gayesi tahakkuk eder. Ve önemli olan da keyfiyettir, kemiyet değil. وَمَا بَمَعْنَا الَّذ۪ي وَمَا لَا تَعْلِمُونَ دَكِ مَا مَوْصُولَدِرْ وَهُوَ مَفْهُولُ اَعْلَمُ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفُ اَيْ مَا لَا تَعْلَمُونَهُ. Ki aid-i mevsul, hani demişiz ya, sıra cümlesinde mevsule giden damir üç türlü olur, ona ait diyoruz. Bazen marfu, bazen mevsu, bazen mecrur. Marfu bir yerde hasf edilir. Eyyü-i mevsulenin sıra cümlesi başında gelince marfu olan ait hasf edilir. Mecrur da hasf edilir ama bazı şartlarla. Mesela onu cer eden harfla mevsulü cer eden harf hem lafzan bir olacak, manen bir olacak, mutallakan bir olacak. Bu şartlar olursa damir-i mecrur da hasf edilir. Ama damir-i mansup şart aramaksızın her yerde damir-i mansup hasf edilebilir. Burada da onun için la ta'lemûnedeki damir ta'lemûnehudur. Ma'ya gider mansup damir de hasf olmuştur. İnni Hicazi ve Ebu Amir. Evet. Hicaz kıraati ve Ebu Amir innidir. Demek ki bazıları inniye a'lemû de okumuşlar. Burada inniye almışlar. Efendim? İnniye almış yani. Ye de şey vermiş. Hareket. Evet. İşte bu, bunların kıraatidir. Bizim normal kıraatimiz inni. Evet. Ama bazı inni.
وعلم آدم الأسماء كلها. Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri, yani o ortamda onun için gerekli olan isimleri öğretti. Huve diyor Adem, ismun acemiyyun. Acemice, yani Arapça olmayan bir isimdir. Adem kelimesi. Ve akrabu emrihi, onun durumuyla ilgili en yakın o yorum şu. En yekune ala fa'ale ke azara. Bu Adem'in fa'ale vezinde azar gibi. Azara değil ya. Azara'dır. Yanlış. Ve iştikakuhum Adem'e min edimil ard ev minel üdümeti ke iştikakim Yakub minel akibi ve İdris minel dersi ve İblis minel iblis. İblas. Ve iştikakuhum onların Adem'i İştikak etmeleri. Yani aslında bu ibare şöyledi. Yani ve beyanuhum ennehu müştakkun. O bazı alimlerin şöyle yorumlaması, Adem'in edimül arttan müştak oluşuna şeklinde yorumlamaları ve üdmet. Edimül ard, yeryüzü. Evet. Ev minel üdmeti اَوْ مِنَ الْاَدَمَةِ veya edeme kökünden müştak olduğuna diğer bazılarının söylemesi aynen şunun gibi. Yani bazılarının Yakub'un akib kökünden, İdris'in ders kökünden, İblis'in iblas kökünden söylemeye benzer. Yani nasıl ki bu üç ismin bu şekilde müştak olduğunu söylemek zorlama bir şeydir. Niye zorlamadı? Aleykümselam ve rahmetullah. Çünkü bir kere her üç isimde acemi isimlerde, Arabi değil ki. İştikak da Arapça isimlerde. Veya iştikakı söylerken akib kökünden akib Arapçadır. İdris ders Arapça. İblis iblas Arapça. Yani o acemi ismi Arabi bir kökten söylemek veya kendisi de Arabidir, o isimde Arabidir. Bu Arapça kökten müştak olduğunu söylemek çok zorlamadır. Çünkü bunlar hepsi Araplar olmadan öncedir. Nerede? Kaldı ki Yakup Aleyhisselam İbri kavmendendir. İbrahim Aleyhisselam zürriyeti. Onlar İbrani'de. Adem zaten o zaman Arapça Marapça yok. İdris'teyi öyle yine. Dolayısıyla bu üç ismin bu şekilde müştak olduğunu söylemek ne kadar zorlama ise Adem'in de Edim'den veya Edemet'ten müştak olduğunu söylemek o kadar zorlamadır. Yani buna gerek yok. Acemi isim dediniz mi kurtuluyorsunuz, bitiyor. Ve tabi Acemce bir isim, yani Arapça olmayan bir isim olduğunu söylediğiniz zaman o zaman Adem gayrimusarif olur. Neden? Bir alemiyetten, bir de ucumetten dolayı. Yakub, İdris, İblis de öyle. Onunla da gayr-i musarif, alem ve ucumetten dolayı. Ama yok efendim, bunlar Arapça'da dediniz mi? O zaman bunlar niye gayr-i musarif kullanılıyorlar? Bu defa o sıkıntının içine düşersiniz. Evet. İmam Şafii Kur'an'da hiç acem kelime yok diyor değil mi? O şöyledir. Yani acemce olarak durduğu halde bunlar tahrip edilmişler. El esma kulla ey esma el musemmayati, yani musemmaların, nesnelerin isimlerini Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a ne yaptı? Öğretti. Fe hudifel mudafu ileyhi, mudafu ileyhi olan musemmayat hasf edildi. Elif lam onun yerine geçti. Ki bu Arapçada oluyor zaman zaman. Ne yapıyorsunuz? Mudaf-ı ileyhi hasfediyorsunuz. O mudaf-ı yerine, mudaf-ı üzerine bir eliflam bırakıyorsunuz. Evet. Burada da böyle esma-el-müsemmeyatiydi. Müsemmeyati hasfettik. Onun yerine esmanın üzerine eliflam koyduk. Niye hasfettik? Likevni malumen. Çünkü mudaf-ı biliniyor. Medlûne aleyhi bi zikir ismi.
Esma, esma zikir edilince müsemmanın olduğu hemen anlaşılır. Neden? İzil ismu yedüllü alel müsemmâ. Çünkü isim müsemmâ zaten. Ve uydanu allâhu, zaten bunu söylemiştim. Lam da o esmâideki lam mudaf-ı ilihden evet olmuştur. Ne gibi? Ke kavli ta'ala ve işte'ala râsu şeybe. Yani ve işte'ala râsu zekeriyya şeybe. Veya ve işte'ala râsu. Fark etmez yani. Yani Zekeriya'nın başı aleyhisselam, çünkü bu Zekeriya'nın kıssasında geçiyor. Onun başı ağaran saçlarla parladı. Parladı işte. Ar-ra'su orada yine aslı ra'su Zekeriya veya aslı ra'su'dur. Mudaf-ı ileyhi hasf edildi. Elif lam mudaf-ı ileyhi ya ivad olarak geldi. İşte aynı ra'su şey var. Bu elif lamın özel bir ismi var mı peki? Elif lam ivad diyoruz. İvad okur. ولا يصح أن يقدر وعلم آدم مسميات الأسماء على حسب المضاف. Yani tersini düşünmek müfessir caiz değil diyor. Yani tersini, yani mudafın olduğunu ve mudafu ileyhinin geriye kaldığını, mudafın da musemmiyat olduğunu, ha bu caiz değil. على حسب المضاف إقامته مضاف مقام. Neden? لِأَنَّ التَّعْلِيمَ Çünkü o Adem Aleyhisselam'a öğretilen şey تَعَلَّقَ بِالْاَسْمَاءِ لَا بِالْمُسَمَّيَاتِ İsimlere taallukati müsemmaları değil. İsimler ona öğretildi. Yani dolayısıyla öyle düşündüğümüzde o ona öğretilen isim olunca biz mudafi takdir edemeyiz. مُسَمَّيَاتِ الْاَسْمَاءِ Ancak esma-ül müsemmeyat. Ama Allahu alem, yani müsemmeyat da olabilir. Çünkü isimle öğretilse de müsemma için. Müsemma işte bu taştır. Sen bunda bina yapacaksın. Bu demirdir. Bunu silahta kullanacaksın. Bu buğdaydır. Bunu yiyeceksin. Bu elmadır. Bunu meyve olarak kullanacaksın. Bu topraktır. Bu senin ziraatın içindir. Yani böyle de öğretilmiş olabilir. Ufesi niye bu kadar kızdı bilmiyorum. Lekavliye Teala çünkü diğer ayette diyor enbi'uni bi esma'i ha'ulâ'i. O hani Adem Aleyhisselam meleklere meydan okuyacak ya enbi'uni bi esma'i ha'ulâ'i. Adam onları diyecek, siz de bunların isimlerini bana öğretin. Bak, isim öğretin demiş. Şey, isim haber ver. Ha demek ki o bu ayetten hareketle ona isim öğretilmiştir. Ve enbihum bi esmâmine öyle. Ve lem yekul ve dememiş enbi'uni biha ulay. Bunları bana haber verin. Ve enbihum bihim. Veya onlara bunları haber verin dememiştir. Eğer yani müsemmeyat öğretilseydi öyle denmesi gerekirdi. Evet. وَمَعْنَ تَعْلِيمِهِ اَسْمَاءِ الْمُسَمَّيَاتِ Adem Aleyhisselam'a musemmeyatın, yani zevatın isimlerinin, musemmeyat ne demek? İsim alan şey demek. O isim alan şeylerin isimlerinin Adem Aleyhisselam babamıza öğretilmesinin hikmeti اَنَّهُ تَعَالَى Allah Teala اَرَاهُ الْاَجْنَاسَ الَّتِي خَلَقَهَا Allah Teala yaratmış olduğu şeylerin cinsini ona gösterdi. Bak, bu ağaçlardır. Bunları Rabbimiz yarattı. Bunlar otlardır. Bunlar kuşlardır. Bunlar hayvanlardır. Bunlar taşlardır. Bunlar madenlerdir vesaire. Bu şekilde. Ve allemehu ve ona öğretti ki enne hâza tabi arâhul ecnâsa o orada mudafın da takdir edilebileceğini söylüyor ama farkında olmadı. Ecnas ne demek? Müsemmeyat. Neyse. Ve allemehu ve Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam şunu öğretti. Enne hâzâ meselen ismu faras. İşte bu cins var ya. Bunun adı at. Ve hâzâ ismu ba'ir. Bunun ismi deve. Keza. وَهَذَا اسْمُكَ وَهَذَا اسْمُكَ böyle tek tek. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İbn-i Abbas'tan Allah
Kendi ikisinden de razı olsun. Baba ve oğul da çünkü ikisi mümin sahabe. Allemehu isme kulli şeyin hattel kıs'ati vel miğrafeti. Diyor her şeyi ona, her şeyin ismi öğretildi Adem'e. Kasenin bile ve miğrafe kepçenin, kepçe. Bunların isimleri bile ne yapıldı? Adem Aleyhisselam'a öğretildi diyor. Evet. Peki arkadaşlar. Burada durduk.